Efendim, Adana'da yaşayan bir inşaat ustası ücretsiz maç izlemek için bir linke tıkladı. Virüs yollayıp bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar da onun adına kredi çekti. Ben de kredi başvurusunda bulunmuştum ama bana çıkmamıştı diyen talihsiz adam isyan etti. Maçla ilgili bir link gelmişti. Oraya tıkladım. 250 bin lira kredi çekilmiş. Ben daha önce başvurduğumda vermediler. 300 bin lira başvurdum, vermediler. Şaka gibi ama gerçek. Dolandırıcılar sonunda bunu da yaptı. Bir süre önce kredi başvurusu yapmıştı bankadan. Ona kredi çıkmamıştı ama ücretsiz maç linkine tıklayınca olanlar oldu. Dolandırıcılar ne yapıp etti? Adına kredi çekti. Ona çıkmadı. Gece uyurken biz kredi çekiliyor, transfer yapılıyor. Hacker dünyasında her şey mümkün açıkçası. Her şeyi yaparlar. Bakın, bilişim uzmanları bu tehlikeye karşı nasıl uyarıyor? Kimse ücretsiz bir şeyi babasının hayrına vermiyor. Devamlı gelen vakalardan ne yazık ki. Telefon marka modellerine göre değişmekle beraber özellikle banka uygulamalarına yönelik bir virüs var. Tıklarım. Ücretsiz çünkü. Riski alman lazım. Günde zaten en az bir 15 tane geliyor. Kesinlikle tıklamıyorum. Dolandırıcıların tuzağı aslında yine aynı. Ücretsiz diye göz boyadılar ve bir link gönderdiler. Baktım telefonum açılmıyor. Açıyorum geri kapanıyor. Açıyorum geri kapanıyor. Linki tıkladığınız andan itibaren kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifreyi çalıyor. SMS alma, SMS gönderme, SMS silme yetkilerini de ele geçirip kendisine yönlendiren bir şekilde virüs şeklinde size bulaştırıyor. Herkes uyansın. Tıklayan varsa kendi bilir. Telefona virüs sızınca bu telefonun bilirkişi tarafından incelenip bunun ispatlanması, rapor edilmesi gerekiyor. Ancak krediyi kendi rızasıyla çekmediğini öyle ispat edebilir mağdurlar. Zaten param yok ki, ne olacak diyorlar. İşte bu olayda olduğu gibi kendi adına krediler çekilebilir. Amana dikkat.